yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. 1 Eylül'de yapılacak olan altın kiraz yağlı güreşlerinin hazırlıklarını Belediye Başkanı Ömer İşlek ve daire amirleri yerinde inceledi. Efendim, altın kiraz güreş hazırlıkları son hız devam ediyor, bitmek üzere. Yanımızda güreş ağamız Hamdi Sarıcalar var. Hemen kısaca bir değerlendirme alalım. Tabii 1 Eylül'de yapacak olduğumuz geleneksel 31. altın kiraz yağlı pehlivan güreşlerini Sayın Ömer İşlek Başkanımız gerçekten çok hassas davranarak bir hata oluşmaması için bugün güreş komitemiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız, tüm görevli arkadaşlarla burada bir araya gelerek prova yapıp bir eksik varsa onları gidermek, sonra haftaya cumartesi gün tekrar burada buluşarak son kontrolleri yaparak gelen misafirlerimizi, pehlivanlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için bugün böyle bir prova niteliğinde bir şey yaptık. İnşallah bir hata oluşmadan, kimsenin burnu kanamadan, güreşçilerin korktelimize yakışır bir şekilde, pehlivanlar diyarına yakışır bir şekilde güreşlerin geçmesini temennisiyle bugün toplanmış bulunuyoruz. Burada emeği geçen bu sahanın düzenlenmesinde, tribünlerin kurulmasında, tüm Korkuteli Belediye personeline başta Belediye Başkanımız Ömer İşlek Bey olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Ağabey. Efendim, yanımızda Güreş Komitesi Başkanımız Ogün Taş var. Hemen kısaca sizden de Ogün abi bir değerlendirme alalım. Bugün burada 31.si düzenlenecek olan yağlı pehlivan güreşleri için ön hazırlıkları yapmak için burada kontrollere geldik. Ömer Başkanımızın himayesinde kontrollerimizi burada gerçekleştiriyoruz. İnşallah 1 Eylül'de düzenlenecek olan güreşte hiçbir aksilik veya hiçbir olumsuz hareket olmaması için gereken hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için, onlara ikramlarda bulunmak için bütün arkadaşlarımıza emek sarf ediyorlar. Burada tüm emeği geçen personellerimize, arkadaşlarımıza, herkese tek tek teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Ve de 1 Eylül'deki güreşlerimize, tüm halkımızı buradan da sizin sayenizde de davet ediyorum. Herkese güzel bir seyirler ve güreş olmasını temenni ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Efendim, yanımızda güreşlere büyük emek veren Ercan Köroğlu var. Hemen kısaca Ercan Bey'in de düşünceleri. Öncelikle 31.si düzenlemiş olduğumuz altın kiraz yağlı pehlivan güreşlerine yaklaşık bir aydır burada çok sıkı bir çalışmamız var. Biz sezon başında il il, ilçe ilçe gitmiş olduğumuz güreşlerden hepsini topladık. Daha güzel, daha iyi güreşlere yakışır, Korkuteli seyircilerine yakışır bir saha güreş izletmek için. Onun için eksiksiz olmasını temenni ediyoruz. Ve Ömer Başkanımızın da önderliğinde bize çok desteği var. Allah razı olsun. Kendi güreşçilerimizle beraber bu işe koyulduk. Zaten Korkuteli güreşçiler diyarı, 8 tane baş pehlivanımız var, 2 tane kemerli pehlivanımız var. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah nasip kısmet ederse de 1 Eylül'de tüm güreş severleri Korkuteli'mize davet ediyoruz. Şunu da şuradan belirtmeden geçmeyeyim. 63 tane nasip olursa baş pehlivanımız gelecek. Edirne'de 53 taneydi. Bizim Korkuteli'mizde 63 tane. Yakışanı yapmayı çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim, şey var, güreşçilerle ilgilenen Kemal kardeşimiz var, Kemal Yörük. Hemen Kemal'in de kısaca bir görüşlerini alalım. Öncelikle Ömer Niyazi İşlek Başkanımızın himayelerinde ve Korkuteli Komite Başkanımız Ogun Taş Başkanımız himayelerinde Korkutelimizin de yapacak olan 31. altın kiraz yağlı pehlivan güreşlerini en iyi şekilde Korkutelimizi temsil edeceğiz. Ve Korkutelimizin güreşlerine 1000'e yakın güreşçimizi gelmesini bekliyoruz. Buradan öncelikle Korkuteli halkımızı ve tüm Antalya'daki güreşlerimizi güreşimize davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, güzel bir hazırlık olmuş. Gerçekten diğer geçtiğimiz güreşlere göre çok daha farklı bir hazırlık var. Evet.
sizinle kısaca. Öncelikle hastayım, boğazlarım sıkıntılı. O yüzden yavaş yavaş konuşacağım. Ben öncelikle bu hazırlığı yapan bütün ekibimize çok teşekkür ediyorum. Öncekilerinden farklı mı? Aslında çok da farklı değil. Seneye farklı olacak. Bu sene biraz daha girişler, çıkışlar, emniyet, güvenlik, rahat etme, vatandaşımızın rahat etmesi, güreşlerimizin rahat etmesiyle ilgili tedbirler almaya çalışıyoruz. Bu sene farklılık ne var? Kadınlar tribünümüz olacak. Sadece gençler tribümüz olacak. Engelli kardeşlerimiz ve ailelerle ilgili özel bir tribümüz olacak. Basınımızı saha içine aldık. Çadırımızda direkt sahanın içerisinde yayın yapabilmesi için. Bölümler haline getirdik. CIP yaptık, VIP yaptık, protokol yaptık, vatandaş girişimizi yaptık. Yemeklerimizi stadın arkasındaki kapalı spor salonunda misafirlerimize gelen işte valimiz, işte emniyet müdürümüz, belediye başkanlarımız ve misafirlerimizi orada ağırlamaya çalışacağız. Burada ben sadece hazırlık tabii ama özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz 4 kişi, bundan yaklaşık 1,5-2 ay önce 4 kişilik bir ekip kurduk. Başında Ogün Bey'in olduğu, Ogün Taş Bey'in olduğu, Mustafa Kızılsert meclis üyemizin olduğu, Kemal kardeşimizin ve Ercan kardeşimizin olduğu 4 kişilik bir ekip kurduk. Ve kendi içlerinde de onlar, işte bu işin muhasebesi, güreşçilerle ilgili bir kardeşimiz var, diğer güreşçilerin saha içiyle ilgili her şey. Bir kendi bölüm yaptık. Sağ olsunlar onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Ben bu güreşin bir farklılığı bu sene şu olacak, bu güreş şeffaf olacak. Yani bu güreşle ilgili mesela açıkça söyleyeyim, sayın ağamız 407 bin lira bir parayı, geçen sene taahhüt etmiş bir parayı şu anda ödüyor bu seneki güreşler için. Bunu bütün milletimiz görecek 1 Eylül'den sonra. 407 bin lira Hamdi Sarıcı. Daha önce işte Ankara'ya gittiğimiz zaman sağ olsunlar yaptığımız görüşmelerden dolayı 100 bin liraya yakın olarak Spor Toto'dan bir güreşe katkımız var. Toplam 507 lira. İşte 20 tane şey belirledik değil mi? 20 tane miydi? 20 masa belirledik. 15'er bin lira 20 tane şehrimizde iş adamları, esnaflarımızdan durumu iyi olan kardeşlerimiz şey yaptı. Böyle bir 500-600-700 neyse yapılan şey 1 Eylül'den sonra aynı komite ağamızla beraber oturacağız. Nereye ne ödendi? Hangi güreşlere ne verdi? Bağış makbuzlarıyla. Ve arkadan şöyle anlaştık. Buradan böyle yaptık. Aa şunu söylemişti ama bunu anlaştık. Kokteyl de yok. Yani ben buradan tüm Türkiye'ye bir şey söylemek istiyorum. Bu güreşin asaletine, güreşin maneviyatına, bu peygamberin sünnetidir. Bu güreş peygamberin sünnetinin olduğu yerde daha fazla titiz olmak lazım. Havacıva yapmak için, reklam yapmak için işte ağaya sen çık 700 liraya al da 400 liraya anlaşalım kokteyli de olmayacak. Biz bunu başaracağız. Veya işte güreşçilerle anlaşırken arkadaşlarımız işte 50 yaz da 40'ını bize ver. Ardından 5 bin lira oraya ver, 3 bin lira oraya ver. Bizim güreşimizde olmayacak. Bunu net göreceksiniz. Dolayısıyla bizim yaptığımız en büyük şey, inşallah bu sene yapacağımız en büyük şey Hazreti Ömer'in adaletini bu güreşlerde peygamberimizin sünnetinde göstermeye çalışacağız. Gerisini zaten misafirperverliğimizi hallederiz. Teşekkür ederiz, tamam. Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz. Sağ olun.